Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Durum isimli oyunumuzun 3. bölümünü oynayacağız. Önceki 3 videomuzda 2 bölümünü bitirmiştik. Bugün tek videoda 3. bölümü sizlere anlatmayı düşünüyorum. İkinci videomuzda en son 3 tane mührü kaldırıp şu parçayı bulmuştuk. Böyle 6 sandık, üstü masa gibi bir parça. Şöyle size kısaca bu parçayı göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Birazdan tek tek yakınlaşıp da gösteririm. Hatta şöyle. Şurada bir parçamız var. Şurada bir delik değil de böyle bir şeyler geçecek yerimiz var. Burada böyle bir yerimiz var. Şurada şöyle bir yerimiz var. Sonrasında buraya yaklaşabiliyoruz. Buraya yaklaşabiliyoruz. Şurada anahtarlı bir yerimiz var. Şurada şöyle bir yerimiz var. Şurada şöyle bir dünya var. Ve şurada böyle basabileceğimiz yerler var. Buraya da yaklaşabiliyoruz ve buraya da yaklaşabiliyoruz. Şimdi sırayla ben başlıyorum. Genelde ben başlarken önce bir mercekle bakarım. Mercekle ipucu bulabilecek miyim diye. Şimdi mercekle baktığım zaman şöyle şurada duruyorum. Görmüşsünüz şurada bir iz var. Bunu bu şekilde çekiyorum. Bunu aşağıya doğru çektiğim zaman burada bir sandık çıkıyor. Bir de mektubumuz var. Mektubu okumak isteyen arkadaşlar olursa yine durdurup Türkçe'ye çevirip okuyabilirler. Ben buraları hızlıca geçiyorum. Şimdi burada bir parçamız var. Bir yapboz gibi bir şeyimiz var. Yapboz değil de bulmaca gibi bir şeyimiz var. Burada yapmamız gereken şey bu şuradaki topu şuraya getirebilmek. Bunun için de öncelikle topu buradan alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Buraya getirdikten sonra buraya taşıyoruz. En son bunu alıp topumuzu şöyle yerine koyuyoruz. Bir anahtar buluyoruz. Anahtar ile açmamız gereken yer zaten çok fazla anahtar yoktu bu bölümde. Şurada bir anahtar deliği var. Buraya takıyoruz anahtarımızı. Herhangi bir şey olmadı. Şöyle şunla bakalım. Ha evet, bu geçenki gibi. Şimdi şöyle 5 parça böyle gittik. 4 parça böyle geldik. Olmadı. 5 parça gittik. 4 parça geldik. Buraya kadar gelip buradan da geri dönmek istiyorum ki zaten doğrusu bu. Şimdi burada bir yer açıldı. Şöyle göstereyim. Bir de şurada bir parçamız var. Bu parçayı koymamız gereken bir yer var. Ama öncesinde şuraya bir bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman herhangi bir şey olmuyor. Kıpırdamıyor. Sadece şöyle geliyor. Mercekle bakalım de. Mercekle baktığımız zaman şurada dönen bir parça var. Bu parçayı şu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Bunu böyle getiriyoruz. Bunu da böyle getirdikten sonra burada küçük kare bir deliğimiz açılıyor. Tahmin edersiniz ki buraya ne gelecek? Bu bulduğumuz parça geliyor. Şurada yine böyle harflerle bir şifre bulmamız gerekecek. Bu şifreyi nereden bulabiliriz? Geçen oyunda elimizde şöyle bir fotoğraf kalmıştı. Az evvel de şurada bir kare çerçeve açıldı. Fotoğrafı buraya yerleştirebiliyoruz. Şöyle bakalım. Baktığımız zaman bir şey olmuyor. Tahmin etmişsinizdir. Neyle bakmamız gerekiyor? Tabii ki mercekle bakmamız gerekiyor. Mercekle hızlıca bakıyorum. Bize burada kelime olarak ne yazmamız gerektiğini gösterdi. Şimdi bu kelimeyi az evvel çıkan sandığı işliyorum.
Burada yine bir mektup ve bir kristal parçası çıkıyor. Burada mektubu ben size yine gösteriyorum. Bizden şu mikroskopu tamamlamamızı istiyor. Daha doğrusu böyle teleskop mu diyeyim, mikroskop mu diyeyim. Bunu tamamlamamızı istiyor. Şimdi şuna şöyle bir bakalım. Ben bunun size alt kısmını göstermek istiyorum. Şöyle alt kısmına bakarsanız böyle altıgenimsi bir şekil var. Hatta sekizgen mi ya da yedigen mi bilemedim. Onu koymamız gereken yer size şurada başta gösterdim. Bu arada sekizgenmiş. Buraya koyuyoruz. Koyduktan sonra yukarıya ışık yansıtıyor. Şöyle bir bakayım. Bu ışık şu an yukarıya geçmiyor. Burada muhtemelen hala bir işlem yapmamız gerekiyor. Onu hemen size gösteriyorum. Burada bize bir parça veriyor. Şimdi bu parçayı bir yere yerleştirmemiz gerekecek. Şöyle ben çeviriyorum. Nereye gelebileceğini siz tahmin edin. Şimdi ben bu parçayı olması gereken yere yerleştiriyorum. Burada bir çekmece açılıyor. Bu çekmecede şöyle bir mercek buluyorum. Çekmeceye bir de şöyle mercekle baktığım zaman şurada gizli bir bölme daha varmış. Buraya bastığım zaman buradan bana bir parça daha veriyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu parça haritanın üzerindeki bir parça. Bunu yerleştiriyorum. Buradan bir de bana böyle kapı kolu gibi bir parça veriyor. Bir zımbırtı veriyor. Şimdi bu merceği nereye koyabilirim? Şöyle bakalım bununla yapılabilecek bir şey var mı? Herhangi bir şey işleme tabi durmuyor. Hemen merceğimi yerine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra buralardan ışık geçiyor. Şimdi burayla ilgili ne yapacağız? Ben hemen göstereyim. Şimdi buna basıyorum. Buna bastım. Hemen yan tarafta bu açıldı. Buna basıyorum. Şöyle hızlıca bakıyorum. Buna basıyorum. Buna basamadım. Daha doğrusu buna basmışım. Çünkü bu harita üzerindeki diğer parçayı verdi bize. Şimdi sağ tarafa doğru gittim. Sol tarafa doğru gidiyorum. Şöyle bunları hızlıca basıyorum. Şurada bir parça daha buluyorum. Bir anahtar parçası buldum. Şöyle göstereyim. Şimdi sırayla bu bulduğumuz malzemeleri yerlerine yerleştireyim. Anahtar parçasının yeri tahmin edeceğiniz üzere burası. Şurada bir kareli yerimiz var. Kolu buraya yerleştiriyorum. Şöyle çevirip tamamen açıyorum. Burada bir şey çıkmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen mercekle bakıyorum. Her zamanki şeklimizden var. Tabii ki yine bu şekli tamamlamaya çalışıyorum. Şuradan ortadan çevirerek ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Şurada bana bir parça daha veriyor. Şimdi ben şu dünya haritasında bulduğumuz yeri bir yerleştireyim. Bir kapı daha açıldı. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Hemen böyle anahtarımın olduğu yere geliyorum. Şimdi bu anahtarı ayarlamamız gerekecek. Olmadı. Küçük bir işlemden geçirmemiz gerekiyor bu anahtarı. Şimdi şöyle yapalım. Hepsini buraya getirelim. Bunun herhangi bir yerde işi var mı? Yok. Bunun herhangi bir yerde işi var mı? Yok. Bu herhangi bir yerde işi var mı? Bu şu son yerin. Bunun herhangi bir yerde işi var mı? Yok. Bu buraya. Bu da buraya geliyor. Anahtarımızı da tamamladıktan sonra anahtarımızı buraya yerleştiriyoruz. Burada bir küçük bir parça daha buluyoruz. Bu küçük parçanın nereye geleceğini siz tahmin etmişsinizdir. Ben gösteriyorum hemen. Burada bir yer daha açılıyor. İsterseniz orayı birazcık erteleyeyim. Şu parçaya bakalım. Bu parçaya hiç bakmadık.
Şimdi bu parçada da bir şeyler olabilecek gibi hissediyorum ben derken şurada altta hemen bir parçasını görüyoruz. Şimdi parçamız şöyle yıldızımsı bir şekil. Size en başta göstermiştim. Şurada o da zaten. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Buraya yerleştirdikten sonra yukarıda bir teleskopumuz açılıyor. Şöyle teleskopa bakalım. Yani bu teleskop eksik. Şu an istediğimizi göremiyoruz. Muhtemelen şuradaki koordinatlarda bize şu aşağıda işaretlememiz gereken yerleri gösterecektir diye tahmin ediyorum. Neresiydi? Şurası. Buranın şifresini büyük ihtimalle oradan çözeceğiz ama eksik olan bir şeyler var. Onları tamamlamamız gerekiyor. Şurası açılmıştı. Buraya hiç bakmadık. Bunlar oynayabiliyor. Ama yani şu an herhangi bir şey gözükmüyor. Şöyle yaptığımız zaman şurada ışık parçasını görüyoruz. Bu ışık parçasından büyük ihtimalle sistemi tamamlamaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Bu şekilde olmadı. Şöyle yapsak. Yine denk gelmedi. Hemen bunu şöyle değiştiriyoruz. Bu şekilde. Böyle değiştirdiğimiz zaman muhtemel bu sefer olacaktır diye düşünüyorum. Burayı da çözüyoruz. Dünya haritasının üzerindeki bize diğer parçayı da gösterdi. Şöyle yıldızlar sistemini açıyor. Galaksiyi açıyor. Hemen buradan bu parçamı da alıyorum. Dünyanın üzerine bu parçamızı da yerleştiriyoruz. Çok gitti. Son bir parçamız kalıyor burada. Şimdi teleskopu tamamlamıştık. Teleskopa bakalım. Burada bize işaretlememiz gereken yıldızları gösteriyor. Hemen geliyorum. Şu şekilde. Burası vardı, bunlar yoktu. Bu vardı, bu vardı. Bir de bunların olması lazım. Burada bize son parçamızı da veriyor. Bu da bizim 6. mektubumuz. Şöyle göstereyim. Okumak isteyen arkadaşlar okuyabilir. Dünya üzerindeki son parçayı da yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra burada bir parça daha açılıyor. Zaten bunu ne yapabileceğimizi gördük. Şöyle aşağıya doğru çektiriyorum. Aşağıya doğru çektirdikten sonra masa son halini alıyor. Gerçi son halini bilmiyoruz. Çünkü bir bölüm daha var. Belki o bölümde de masanın üzerinden devam ederiz. Üçüncü bölümü de bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bu tür videoların devamını gelmesini isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.